yönünde telkinlerini okuyorum. Basında okuyorduk. Biz rahatlattık sıra onlarda. Şimdi bizde mesela bir kuş diyelim ki çulluk 350 lira bir kuşun limit dışında vurulmasının cezası. Böyle bir limit uygulanacak mı sizde? Ha, bak bu değişik bir bakış açısı aslında bizde işte o yok. Yani ya da suçların nevi ne? Mesela arabasının bagajında silahını taşıyor. Bu bir suç mu? Sabit ya da değil mi bahsediyor? Ha, sabit olarak. Mesela diyelim ki ava gitti. Sizde de belli bir limit var mı? O limitin üstünde vurduğu zaman mı cezalandırıyorsunuz? Ya da evrakları olmadığı zaman mı? Tüfeği vardı işte ava gidiyor ama avlanma ruhsatı yoksa. Böyle bir sınırlama mı var? Şimdi bizde de avcılıkla alakalı evet limitler var. Av ruhsatı çıkmadan avcılık yaparsa veyahut bakanlık kurulu tarafından ava açılmamış bir yerde gidip avcılık yapıyorsa veya başkası da silahıyla ya satış olarak gitmişse bunların tümüyle ilgili sınırlamalar var. Ancak sizdeki sabit ceza olayı bizde yok. Yani işte diyelim ki bir kişi avın kapalı olduğu bir yerde girip de herhangi bir av kuşunu vurur ise yargının önüne gittiği zaman işte iki tane keklik vurduysa atıyorum veya bir tavşan vurduysa işte efendim işte iki keklik her birinin bedeli şu kadardan şu kadar para cezası, tavşanın bedeli de şu kadar, girdiği için de bu kadar diye bir şey yok. İşte orada hepsi bir bütün olarak şey yapılıyor. O şöyle, hava açık olmayan bir bölgede bir av kuşu vurma yediği şey ceza dava konusu evet. Hava açık olmayan bölgede bir av hayvanı vurma, hava açık olmayan bir bölgede patlayıcı madde tasarrufu, hava açık olmayan bir bölgede ateş silah tasarrufu gibi davalar okunur. Ve bunların da yasada işte avın açık olmadığı bir bölgede av hayvanı vurmanın mesela bir av hayvanı vurmanın cezası işte 10.000 TL'ye kadardır. Sonra yargı bunu alır der ki birinci davadan 3.000, ikinci davadan bilmem ne kadar 1.000 falan filan hepsi toplanır. Şu kadar 1.000 TL genel toplamında ceza verir. Ve her biri için de ayrı ayrı hapis cezalığı var. İşte der ki 6 aydan veya işte 6 aya kadar hapister, 1 yıla kadar hapister ama burada hep şu yok. Yani bir alt limit yok. Yani bu da aslında bizim için dezavantaj diye düşünüyorum. Yani 5.000 TL'ye kadar değil de arkadaş 2.000 TL ile 10.000 TL arasında dese biliriz ki 2.000 TL'yi bu adam ceza olarak alacak. Ama o yok. O olmadığı için de çok şey değil. Yani işte o zaman bekliyoruz yargı iyi ceza versin. Örnek olması açısından iyi bir ceza verilmesinin faydası var diyorsunuz. Bizde de MAK kararlarında zaten bu kuşların limitleri dışında avlananlara verilen cezalar MAK kararlarında belirleniyor. Her sene bu değişiyor tahmin ediyorum. Öyle bir madde okumuşum MAK kararlarında. Peki Nihan Beyciğim, sizde ben yine fuara geldiğimde keklik üretilmesini yapıyordunuz. Keklikler üretiliyordu ve orada bir fuarın içinde bir standta da keklikleri görmüştük. Evet. Sizin dikmen üretim tesisleri var. O tesislerde yine keklik üretmeye devam ediyor musunuz? Belli bir limit var mı bu sene? Ne kadar keklik üretilecek? Şimdi tabii şudur. Biz devraldığımızda dikmende tesis diye bir şey yoktu aslında baktığınızda. İsmi tesisti belki ama tesis anlamında bir şey yoktu tam anlamıyla. Tamamen amatörce yapılan bir sistem vardı. Şu anda Dikmen Üretim Tesisine ciddi bir yatırım yaptı avcılık camiası. Avcılardan toplanan paralarla bu yatırım yapıldı. Birinci etapının ihalesini bitirdik. Şimdi ikinci etapının ihalesine geçeceğiz. Birinci etapın içerisinde işte kapalı damızlık hanesi, yaraçık yarık kapalı damızlık hanesi, kuluçka binası, işte uçurtma kümesleri mevcuttu. Şimdi ikinci etapında da civcivhane ve büyütme kümesleri yer alacak. O zaman tesis tam anlamıyla altyapısı bitmiş olacak. Tesisin. Tabii bittiği zaman tesisin kapasitesini 100.000 olarak açıkladık. Yılda 100.000 üretebilecek bir tesis altyapısını şu anda oluşturduk. Şunu söyleyebilirim ki benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle bir tesis zaten yok. Ama zaten bu ihtiyaçla alakalı bir şey. Belki de Türkiye coğrafyasında ihtiyacı yoktur diye yoktur. Olmaz olur mu? Var. Onu bilmiyorum çünkü. Dikmen üretim tesisi ciddi anlamda avcılık, Kıbrıs avcılık camiasının uzun yıllar özlemini çektiği ve hak ettiği ve mutlak surette olması gereken bir tesisti. Bu yüzden bunu iyi çalıştığımıza inanıyorum. Ve bayağı bir zor süreçlerden sonra tesisin birinci etabını bitirmiş bulunmaktayız.
Geçtiğimiz yıl işte birinci etabı bitti. Sanıyorum Mart ayı başı itibariyle teslim almıştık tesisi. Ve ardından da hemen Mart sonu da artık yürek keklik doğurmaya başlıyor. Nisan başı itibariyle. İlk yılımıza atlatmış olduk. 20 bin civarı keklik üretimini ilk yıl. Kidar tesisinin birinci etabı ve yarı buçuk teslim aldığımız halde, yani sezonun yarısında teslim aldığımız halde o rakamlara çıkmıştır. Bu yıl geçen senenin deneyimi, birikimiyle bir de tesisin biraz daha oturmuş olması durumu söz konusu. Ancak işte yakın bir gelecekte de civcivhane büyütme kümesleri. Yani şimdi programda şu anda da izleyicilerimiz sizin görüntülerinizi de izliyorlar, evet, tesisten. Evet, devam edin. Evet, evet, şu anda izlenen, şu anda görüntüleri izlenen dikmen üretim tesislerimiz. Tesislerimizde şu an itibariyle 2000 kusur tane de damızlık var. Bu yıl hedef 60 bin civarı yumurta almak ve bunları en iyi şekilde yumurtaya almak önemli değil çünkü. Yumurtadan çıkacak olan civcivi yaşatıp doğaya kazandırmak çok önemli. Bununla ilgili yürütme kurulumuz ciddi bir çalışma içerisinde, bir planlama içerisinde. Kıbrıs Avcılık Camiası o kadar bu konulara hassas ki sadece kekliğin üretimi değil, kekliğin daha sonra adaptasyon sürecinde de ciddi çalışmalar yapıyor Avcılık Camiası. Ve zor çalışmalar aslında bunlar. Çünkü asıl olan aslında doğa dakını koruma. Zaten av koruculuk sistemi de asıl olan, yani doğa dakını koruma amacıyla devreye girmiş bir sistem. Şimdi işte her ikisi bize kısmet oldu. Hem doğa dakını koruma hem de doğa dakına takviye yapma adına üretim tesisini oluşturma ve camiamızın hizmetine sunma adına çalışmalar hızla devam ediyor. Bir gün mutlaka sizi de bekleriz. İnşallah diyelim. Geçtiğimiz sezonda ben Kıbrıs'a geldiğimde, fuara geldiğimde orada vatandaşlarla yaptığım görüşmelerde av popülasyonunun çok az olduğu söyleniyordu. Önceki yıllarda, yani İngiliz yönetimi döneminde diyelim, bayağı av üretim şeyi varmış, popülasyonu varmış. Ne oldu da kuşlar kayboldu? Tabii İngiliz yönetimi dediğimiz yıllar çok eski yıllar. Bu yıllarda ülkedeki silah av tüfeği sayısı sanıyorum veya avcı sayısı diyeyim çok fazla değildi. Bir de o yıllarda av tüfekleri savunma amacıyla da alınıyordu. Evlerde taşı yapıyordu, kullanılıyordu. Tabii öyle bir coğrafyada nüfusun az olduğu bir yerde coğrafya av hayvanı ile ilgili popülasyonun yüksek olduğu bir dönemdi. Haklısınız. Ancak Kıbrıs'ta işte zirai ilaçların bilinçsiz kullanılması ve bu zirai ilaçların da hiçbir denetim mekanizmasından geçmeden doğayla buluşması, ki ben buna gizli ölüm diyorum, sessiz ölüm diyorum. Bizde de aynı. Bunu hiç kimse görmüyor. Bunun sadece işte görülen şu dışarıdan bakılıyor, diyorlar ki işte avcılar gidiyor ve kuşları bitiriyor. Ha, bitiriyorlar, işte vuruyorlar, öldürüyorlar. Halbuki o zehirle öldürülenleri hiç kimse görmüyor. Orada yaban hayatı gidiyor, zehir yiyor ve işte bir çalının içine giriyor, bir yere giriyor, ölüyor orada. Doğanı imha ediyor orada ve onu kimse görmüyor, kimse hiçbir şey fark etmiyor. Bunun bir Kıbrıs'ta olması, bir ikincisi ciddi anlamda bir yapılaşmanın olması ki yaşam alanları kısalıyor Kıbrıs'ta bu noktada. Tabii ki takdir edersiniz ki insanoğlu dünyadaki en üstün ırk ve insanoğlu çuvalıyor. Yani Kıbrıs'ta geçtiğimiz yıl 15 bin civarı kişinin avlanma çıkardığını kayıtlarımızda görüyoruz. Ama Kıbrıs'ta 20 bin civarı avcı olduğunu biliyoruz. Bir kısım kişinin avlanma çıkarmadığını, bir kısım kişinin kaçak olarak ava gittiğini, bunu da biliyoruz.